24 Temmuz Çarşamba Küresel Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Uluslararası gündemi konuşmaya devam ediyor olacağız. Bugün Uzak Doğu'ya ayrı bir parantez açacağız. İlerleyen dakikalarda çok kıymetli bir konuğum olacak. Öncesinde uluslararası gündeme bakalım. Amerika ağırlıklı gündem başlıkları uluslararası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi. Ve Biden kendini izole ettiği Delaware'den Washington'a döndüğü sırada aracından inip uçağa binerken görüldü. Araçtan elinde maskesiyle inen Biden, gazetecilerin kendinizi nasıl hissediyorsunuz sorularına el sallayarak ve baş parmağını havaya kaldırarak cevap verdi. Biden, gazetecilerin sizce Kamala Harris Donald Trump'ı yenebilir mi sorularını ise yanıtlamadı. ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış. Bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti. 17 Temmuz'da ABD Başkanı Biden'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Delaware'de kendini izole eden Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getireceği kaydedilmişti. Zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanan Biden, 21 Temmuz'da sosyal medya hesabından yayınladığı mektupla seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu. Seçim kampanyasına başlayan Kamala Harris vurgularda bulundu. Seçimleri kazanacağız dedi. Detayına bakalım. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Harris, Wisconsin eyaletinde düzenlediği ilk seçim mitinginde birçok başlıkta demokratlara umut verdi. Kendisine güvenip yerine aday gösterdiği için Biden'a teşekkür eden Harris, bu güveni boşa çıkarmayacağını ve Trump'ı yenerek başkanlık seçimlerini kazanacağını savundu. Wisconsin'in başkanlık seçimlerindeki kritik eyaletlerden biri olduğunu hatırlatan Harris, önce Wisconsin'de sonra da diğer eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı mağlup edeceklerine inandığını belirtti. Bizim mücadelemiz gelecek içindir, mücadelemiz özgürlük içindir. Donald Trump ise ülkemizi geri götürmek istiyor diye konuşan Harris, ekonomiden sosyal alanlara birçok başlıkta demokrat ilkeleri savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Amerikan değerleri için Trump'la mücadele etmeye hazır olduğunu dile getiren Harris, bunun için tüm demokratları bir çatı altında toplayabilmesi gerektiğinin farkında olduğunu ve bunun için her şeyi yapacağını kaydetti. Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kazanabilmesi için gereken delege sayısına ulaştığını aktaran Harris, parti tabanına ve seçmenlere teşekkür etti. ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini ve başkan yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu. Demokrat delegelerin yarısından fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı. Demokrat Parti'nin başkan adayı 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek. Amerikan Kongresi'nde Netanyahu karşıtı protestocular gözaltına alındı. Eylemleri sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'da ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma öncesinde birkaç saat içinde gerçekleşecek konuşma, kongre binasında oturma eylemi de dahil olmak üzere çok sayıda gözaltıyla sonuçlanan bir dizi protesto gösterileri meydana geldi. Kongre binasında Cannon ofisi içinde bir araya gelen Filistin yanlısı protestocular, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Bazıları ise Netanyahu'ya ateşkes anlaşması ve Hamas tarafından tutulan rehinleri eve getirmesi için baskı yaparken desteklerini ifade etti. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmeyi ve kongrenin ortak oturumu öncesinde çarşamba günü yapacağı konuşmayı içeren ziyaret için pazartesi günü Washington'a geldi. Pazartesi akşamı protestocular Netanyahu'nun kaldığı otelin önünde toplanırken, salı öğleden sonra ise yüzlerce gösterici, Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binasında protesto düzenledi. Barış için Yahudilerin Sesi grubu tarafından düzenlenen protestolarda üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla kırmızı tişörtler giyen protestocular yere oturarak "Yaşasın Gazze, soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar attı. Yaklaşık yarım saat süren alkışlar ve sloganlar su ardından kolluk kuvvetleri birkaç uyarıda bulunarak protestocuları kelepçeleyerek gözaltına aldı.
ABD eski başkanı Trump şu anki adayı Netanyahu, İsrail Başbakanı'nı evinde ağırlayacağını duyurdu. Detayına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı ve yaklaşmakta olan seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, Salı günü Truth Social hesabında yaptığı bir paylaşımda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayacağını belirtti. Perşembe günü Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago'da Bibi Netanyahu'yu ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum diyen Trump, Netanyahu'ya lakabıyla hitap etti. İlk dönemim boyunca bölgede barış ve istikrar sağladık, hatta tarihi İbrahim anlaşmalarını imzaladık ve bunu yeniden sağlayacağız diyen Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan Arap-İsrail normalleşmesine ilişkin ikili anlaşmalara göndermede bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Kuleba'dan açıklamalar var. Rus taraflarıyla müzakere yürütmeye hazırız dedi. Bunu Çinli mevkidaşıyla konuşurken zikretti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesinde Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını bildirdi. Xinhua'nın haberine göre Wang, Çin'e resmi ziyarette bulunan Kuleba ile Guangzhou kentinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin yayınlanan basın açıklamasına göre Wang, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi çağrısında bulundu. Çin ve Ukrayna'nın dost ülkeler olduğunu ve 10 yıldan uzun süredir stratejik ortaklıklarının bulunduğunu belirten Wang, ikili işbirliğini yıllardır istikrarlı şekilde ilerlettiklerini söyledi. Ukrayna'nın Çin'in tek Çin politikasını desteklediği de var. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını, müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçlaması gerektiğini aktardı. Çin'in uluslararası barışı sağlamadaki olumlu ve yapıcı rolünden dolayı memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kuleba, iki ülkenin yalnızca stratejik ortak olmadığını, aynı zamanda önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade etti. Kuleba, Ukrayna'nın Çin'in tek Çin politikasını desteklediğine dikkati çekerek iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve tarım dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini umduğunu kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022'den bu yana Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Kuleba'nın ziyaretinin Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Küresel Bakış'a devam ediyoruz. Haber turumuzu aktardık. Şimdi Uzak Doğu'ya uzanıyor olacağız. Gazeteci Feyza Gümüşlüoğlu yanımda. Feyza, hoş geldin. Hoş buldum. Neden Uzak Doğu'ya uzanacağız deyince böyle bir anda değişik geldi bana da. Evet, uzun zaman sonra bir Uzak Doğu turu yaptım. Onun yazının başlığı bugün... da Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya başka bir alemden notlar. Evet. Başka bir alem mi gerçekten? Evet, şimdi en son biz seninle tabii, öncelikle sen de hoş geldin. Sen de yoktun dün ve önceki gün, pazartesi, salı, evet, küresel bakışı teşekkür burada ediyorum. Ben yapmıştım senin yerine. Bugün mekanın sahibi geldi, sen de hoş geldin. Dolayısıyla bugün böyle burada stüdyoda, bu sefer sunan tarafta değil, konuk tarafındayım. O enteresan oldu. Evet, seninle de yine benzer bir yayını bir 4-5 ay önce zannediyorum yapmıştık. Yaptık. O zaman Dubai izlenimlerini aktarmıştın sen. Evet. Dubai izlenimlerini. O zaman da ben konuk koltuğundaydım. O zaman da sen konuk koltuğundaydın kendi programında. Enteresan bir duygu gerçekten, evet, kendi programında böyle konuk koltuğunda oturmak. Biz böyle seninle arada yapıyoruz gittiğimiz yerleri, gezdiğimiz yerleri anlatıyoruz. Tabii Uzak Doğu hakikaten döndükten sonra bir yazı da yazdım, önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Başka bir alem. Yani hani
pek çok yer görüyoruz bir şekilde. Ya işimiz icabı ya işte seyahat amaçlı pek çok yer gezme şansımız, görme şansımız oluyor. Ama hani Uzak Doğu hakikaten benim de böyle çok uzun yıllardır zaten listemin ilk sıralarında olan hep şehirlerde. İşte özellikle Tokyo, işte Seul, buraları hakikaten görmeyi istiyordum. Bu yaz çok şükür böyle bir nasip oldu. Gittim bir böyle işte her birinde beşer gün şeklinde. Seul'de beş gün, işte Tokyo'da 5 gün, Hong Kong'da 5 gün şeklinde böyle bir uzun tam eşit böldüm. Aynen. Birine gönlün daha yakın değil miydi? Ben eşit bölemezdim. Sen eşit bölemez miydin? Hangisinde daha çok kalırdın? Ya aslında hani Hong Tokyo'da Kong'da daha çok 5 gün fazla oldu bence Hong Kong'a. Hani buradan özellikle çünkü son yıllarda Uzak Doğu'ya da çok fazla insan gidiyor Türkiye'den. Özellikle Japonya'ya çok fazla giden var. Hem belki gitmeyi planlayanlar için de tavsiye niteliğinde de şeyler söyleyebiliriz. Bence mesela Hong Kong 5 gün fazla böyle bir seyahatin içinde Hong Kong olması da şart değil bu arada bence. Yani sadece Tokyo, Seul olabilirdi. Ama Hong Kong da enteresan ya. İlerleyen dakikalarda Hong Kong'la ilgili Hong sorularım Kong'da olacak. Evet. Şeye döneyim. Yazının başlığı evet. Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya başka bir alemden notlardı. Orada özellikle seçtim onu. Çünkü genelde gittiğimiz yerler için hani başka bir ülke tabirini kullanırız. Başka bir ülkedeydim. Yurt dışına gittim deriz ama hakikaten Uzak Doğu o başka bir alem duygusunu bir kere insanda net bir şekilde uyandırıyor. Yani ben de en azından uyandırdı onu. Geliyor yani başka bir alem diyorsun. Evet. Hani böyle filmlerde izliyorsun şey falan oluyor YouTube'da böyle bilmem kaç quality işte yayınlar arkada müziği veriyorlar. O Hong Kong sokaklarında, evet, Tokyo sokaklarında evet, seni evet, dolaştırıyorlar. Evet. Ben mesela onları izlerdim ve onları izlediğimde bile o hisse kapılıyor muydun hani, sende? Sanki başka bir dünya evet, gibi. Gerçekten onu hissettim Eda. Yani ben daha önce hani sen de gittiğin yerlerde bilmiyorum hiç o hisse kapıldın mı ama şu ana kadar gittiğim hiçbir ülkede bu hisse kapılmamıştım açık söylemek gerekirse. Yani hakikaten başka bir dünyadayım ben. Onu bilhassa Tokyo'da çok hissettim. Yani benim işte tur Seul'le başladı. Seul'de de yine tabii bir farklı bir yere geldiğin, çok farklı bir coğrafyaya geldiğin çok onu da hissediyorsun tabii ki ama Tokyo'da o hissi en fazla hissettiğim yer Tokyo oldu diyebilirim. Yani hakikaten Tokyo'da çok böyle bambaşka bir alemdeyim. Burası bambaşka bir dünya hissine çok kapıldım. Peki iyi bir alem mi? Detaylandırırız. İyi bir alem mi? İyi bir alem. Yazımda onun detaylarını yazdım. Twitter'da da bu süre zarfında çok fazla aslında notlarımı, gözlemlerimi paylaştım. Onu çünkü ben önemli buluyorum. Hem kişisel arşivin için gittiğin yerlerden. Çünkü sonra unutuluyor veya orada kaldığın süre boyunca bir noktadan sonra bazı şeyler artık normalleşmeye başlıyor gözünde. O yüzden sıcağı sıcağına gözlemlerini yazmak hem kendi kişisel arşivin için önemli bence. Hem hani oraları merak edenler, gitmek isteyenler için bir de gazeteciler olarak bizde böyle bir misyon var ya, böyle bir misyon hissediyoruz üzerimizde. Evet, her şeyi bildirmeliyiz. Gördüğümüz şeyleri hani paylaşalım, report edelim falan gibi. Ben görebildiğim hani 2 haftalık 15 günlük bir zaman zarfı tabii ki çok uzun bir zaman zarfı değil. Daha uzun kalsam belki hani onu konuşuruz hani yani çok mesela hani dediğim gibi ben gittiğimde kaldığımdaki süre zarfında evet iyi bir alem gibi geldi ama hani çok uzun süre kalsam örnek vereyim yazıda da var onun detayı sen de okudun yazıyı hani çok bir kere ve mesela onu özellikle Tokyo için çok fazla hissettim. Yani Tokyo bir şehir değil bir sistem. Gerçekten adamlar hatta şu cümleyi çok orada da kurdum yakın çevreme. Yani adamlar bir şehir değil bir sistem inşa etmişler. Gerçekten bu cümleyi kurdum Tokyo'da. Tokyo gerçekten adeta böyle nasıl anlatayım. Hani SimCity oyununu hatırlar mısın? Bir bilgisayar aha, oyunu vardı. Ben çok oynardım küçükken. O oyun gibi, bir bilgisayar oyunu gibi, bir yani bir bilgisayarda oluşturulmuş, yaratılmış bir çok yer gibi Tokyo. Çok önemli bir cümle ettin. Tokyo bir şehir değil, bir sistem. Evet, gerçekten o hissiyatı bana verdi. Ama işte az önceki soruna geleceğim. Hani çok uzun süre kalsam, uzun süre belki yaşasam, hani o kadar sistematik her şeyin böyle yani çünkü diyeyim, kusursuz bir işleyiş var şehirde öyle anlatayım. O kadar kusursuzluk insanın doğasına biraz aykırı işte değil mi? İşte acaba öyle olur mu? Oradakiler sıkılır mı? Mesela burada bir iki Japon tanıdığım var uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan. Onlar da mesela Japonya'daki o işte çok kurallardan her şeyin çok strict, çok katı bir şekilde uygulanmasından falan sıkılıp mesela Türkiye'deki daha rahatlığı, daha esnekliği daha çok seviyorlar. Hani o yüzden tabii nereden baktığımıza biraz bağlı. Yani belki çok uzun süre kalsam o beni bunaltırdı. Hatta şunu hep söylüyorum buradaki döndüğümde soranlara da söylüyorum. Yani işte mesela Tokyo sokaklarında veya metroda yürüyorsun, metrodasın, sokakta dolaşıyorsun. Sanki böyle bir yanlış bir şey yapıyorum da düzenimi bozuyorum. Acaba ben burada bu insanların... Burada var olmam yanlış bir şey mi acaba? Burada var olmakla acaba hata mı ediyorum falan. Yani hani o kadar gerçekten, bu arada çok saygıyla da karşılıyorum. Hani hakikaten orada o kurulan sistemi biraz daha somut örnek vermemizi belki isterler izleyiciler de hani tam olarak neden bahsettiğimizi anlatmak açısından. Yani hani metroda çok basit somut bir örnek vereyim gündelik hayattan. Yani gideceğiniz durakların mesela işte
her yerde yazar değil mi? Her şehirde zaten metroda gideceğiniz durağa kaç, ne kadar süre kaldığı. Mesela senin gideceğin durağa oradan baktığında kaç saniye sonra o durakta olacağım yazıyor. O çok iyi bir şey bu arada. Ben yazıyor. Bilmek isterim. Planlama açısından mesela müthiş bir şey. Ben bilmek isterim evet, yani. Evet, hani ben ister miyim çok emin değilim ama ya 50 saniye sonra ben şu durakta olacağım. Onu orada görebiliyorsun mesela. Hani bu çok basit bir örnek. Bunun gibi her şey çok gerçekten, hatta bununla alakalı oradayken gerçekten de check ettim doğru mu diye. Çünkü daha önce böyle bazı şeyleri de Japonya ile ilgili hep şehir efsanesi olarak da duyuyoruz ya Tokyo ile ilgili. Gerçekten de doğru. Tokyo metrosunda böyle bir olay yaşanıyor geçtiğimiz yıllarda. 25 saniye erken kalkıyor metro. Bunu Japon medyasında olay okudum. Olay mı çıkıyor? Özür yayınlıyorlar. 25 saniye erken gerçekten kalktığımız mi? İçin. Aynen, ben bunu bizzat Japonya'nın yani İngilizce yayın yapan bir gazetesinden teyit ettim. Gerçekten böyle bir haber var. Şaka yapıyorsun. O özür metninden de baktım hatta. Yolculardan özür dilemişler. Yani hani mağdur olan bir şekilde olduysa diye. 25 saniye erken kalktığı için özür dileyen. Yani hakikaten ama oraya gidince de bunların şehir efsanesi olmadığını anlıyorsun. Çünkü oranın mentalitesiyle, oranın o, yani oraya gittikten sonra anlıyorsun. Gerçekten oradaki insanların yapabileceği bir şey bu. O düzen içerisinde yapılabilecek bir şey. Ama dediğim gibi hani daha uzun kalsaydım, daha uzun yaşasaydım bir noktadan sonra gerçekten insan acaba onun bir baskı haline getirip üzerinde hisseder mi? Çok mu robotlaşır, mekanik hale gelir? Açıkçası tam tabii onu bilemiyorum. Onu orada yaşayanlar daha iyi bilirler muhakkak. Yazından bir alıntı yapalım. Belki Seoul ve Tokyo sonrası gelmiş olmanın veya bir dakika sayfayı çevirmem lazım. Sen Hong Kong'a geldin zannediyorum. Hong Kong'a evet. Geldim. Hong Belki Kong... Seoul ve Tokyo sonrası gelmiş olmanın veya giderek robotlaştırır, makineleştirir mi, psikolojiyi bozar mı bilemiyorum. Ancak kısa süreliğine giden ve muasır medeniyet seviyesi denen şeyin ne olduğunu tatmak isteyen birine çok iyi geldiği kesin demişsin evet. Hong Kong için. Ya onu aslında genel olarak söyledim. Hong Kong'u belki biraz ayırabilirim diğerlerinden. Dediğim gibi yani hani ne şekilde ayırırsın? Özellikle uzak doğuya gitmeyi düşünenlere ben mutlaka hani bir kere Seul ve Tokyo tavsiye ederim ama sadece tek bir şehirse Tokyo derim. Tokyo bence kesinlikle mutlaka görülmesi gereken bir başkent. Ama hani o bölgeyi gitmişken birkaç yeri daha görelim deniyorsa hani Hong Kong'u ben biraz da açıkçası gazeteci, dış haberci olduğum için görmek istiyordum. Hani orada işte son yıllarda özellikle oranın çünkü biraz özel bir statüsü var. İşte Çin'e bağlı ama aynı zamanda bazı konularda özel idari bölge, Çin Halk Cumhuriyeti özel idari bölgesi diye geçiyor resmi adıyla zaten. Oraya biraz daha turist şeyiyle değil açıkçası daha gazeteci böyle bir gözüyle. Gazeteci gözüyle gidip görmek istedim Hong Kong'u. Hani Hong Kong'a herkes gidip çok fazla keyif almayabilir belki. Bir de Hong Kong hani biraz daha hani orada Çin etkisini daha ağırlıklı hissediyorsunuz. Hani diğer şimdi Güney Kore ve Japonya çok farklı bir medeniyet, çok farklı bir orası, çok farklı ülkeler. Hong Kong'da biraz daha hani Çin etkisini neticede hissediyorsunuz. En basiti bir kitapçıya girdiğinizde Xi Jinping kitapları ilk başta sizi karşılıyor kitapçıda. Tabii ki. Her yerde Çin bayrağı var zaten vesaire. Hani mutfak ağırlıklı olarak Çin mutfağı, Çin mutfağı da gerçi çok geniş ama... Buradan hani mutfağa bir girelim mi? Girelim. Çok soranlar oldu mutfakla alakalı. Çünkü yeme içme kültürü bizden çok farklı diye tahmin ediyorum. Çok farklı, evet. Bir de yurt dışında gezdiğim bu Asian marketlarda falan paketlenmiş yiyecek çok tükettiklerini gözlemledim. Evet. Atıyorum wasabi cipsi paketlenmiş. Aha. Bilmem kaç artık ne zamandır paketli haberimiz yok. Hani bunlar bir ara şey gibi konuşmalar da dönüyordu. Kanserojen mi, paketlenmiş şeyler yemeyelim falan filan. Ama bu paketleme kültürünü düşündüğümde de aklıma ilk Uzak Doğu geliyor. Öyle mi? Ben hiç Asian marketlere çok fazla, normal şartlarda ben hani açıkçası Türkiye'de de öyle Uzak Doğu mutfağı hani gidip bir sushi yiyeyim çok böyle şeyim yoktur. Hani Uzak Doğu mutfağını genel olarak evet hani ne bileyim neleri biliyoruz daha çok ağırlıklı olarak Türkiye'de. Sushi. Yani direkt otomatik olarak sushi biliyoruz ama onun haricinde noodle ve çeşitleri, noodle ve türevleri. Şimdi orada Güney Kore'de ve Japonya'da noodle'ın envai çeşit noodle var. Yani çok çok farklı noodle'lar var ama bildiğimiz kadarıyla en azından üst başlık olarak noodle'ı biliyoruz. İşte ramen biliyoruz biraz daha sulu çorba içerisinde noodle'ın olduğu falan. Hani Uzak Doğu mutfağını... Ekranda da şu anda... Ekranda ne görüyoruz? evet. Şimdi bunu anlatayım. Bunu Twitter'da da paylaşmıştım. Ya bu Seul'deydi. Daha normal şartlarda şimdi bu senin paylaşımın. Bu benim paylaşımım evet. En çok sorulan sorulardan bir tanesi genelde insanların hani ya işte bir de tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu. Ya onlar kedi köpek yemiyor mu yazmış mesela bir iki kişi Twitter'da. Hani ben mutfaklarını övdüm çünkü çok güzel mutfakları zengin. Gerçekten de Seul'de de Tokyo'da da çok güzel yemekler yedim. Onlar kedi köpek yemiyor mu gibi böyle bir Türkiye'de enteresan şey de var. Kedi köpek yemiyorlar hayır bu arada. Ama şu enteresan şunu ayrıca anlatacağım çünkü Güney Kore'de bu geleneksel bir şeymiş. Bu bir ahtapot. Ahtapot yemeği aslında çiğ ahtapot. Öldürür öldürmez hemen yani ahtapotu keser kesmez hemen servis ediyorlar soğuk bir şekilde.
Ondan dolayı da Ahtapot'un hala aslında, yani burada Ahtapot canlı değil ama yani. Live Octopus diye geçiyor yine de. Canlı Ahtapot diye geçiyor ama canlı değil. Sinirleri hala hareket halinde. Beyin olmadığı için Ahtapot'un hala sinirleri oynuyor. O yüzden de sanki canlıymış gibi görünüyor. Ama bununla alakalı bu arada ben sonra çok araştırma yaptım. Güney Kore'de bununla alakalı her yıl epey de yani 20-30 yanlış olmasın hayır. Ölüm de oluyormuş bununla alakalı. Yani oldukça tehlikeli bir yemek. Olur olmaz mı? Sinirleri hala hareket eden bir canlıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yemek borusuna kaçıp orada ne yazık ki ölümlere sebep oluyormuş. Bunu okudum. Ben ama bunu gördüğümdeki tepkimi tahmin etmen lazım. Yani hani yan masada yiyorlardı bunu. Oturduğumuz böyle kolektif bir masa vardı. Herkesin oturduğu bir masa. O masada yanda birisi yiyordu bunu. Ve ben gördüm bunu. Ama benim çığlığımı duyman lazım. Tahmin edebiliyorum. Çığlık atarak yerimden kalktım. Gerçekten. Ve uzaklaştım böyle. Hani hatta herkes baktı. Ondan sonra gülmeye başladı insanlar benim tepkime. Hakikaten hiç böyle canlı oynayan kıpırdayan bir tabak daha önce görmemiştim. Hani normal şartlarda her ülkenin yeme içme kültürüne saygı duyarım. Herkes ne yiyorsa yesin beni ilgilendirmez ama. Ama bu çok ekstremmiş ya. Hani bu hakikaten ya. Çok ekstrem geldi. Tabak böyle kıpır kıpır bir tabak. Onun haricinde mutfakla alakalı hani çok soran oluyor burada. Hiç kaygı duymaya gerek yok. Helal restoranlar her yerde var zaten hani. Özellikle et yemek isteyenler daha böyle hani Orta Doğu mutfağından bir şeyler yemek isteyenler için falan çok rahat ama Uzak Doğu mutfağı da gerçekten bu ekstrem örnek dışında konuşursak gayet güzel, gayet lezzetli. Bu çok ve ekstrem. Uygun. Uygun fiyat. Buradan da fiyatları soracaktım. Buradan fiyatların özellikle altını çizeyim evet. Seoul, Tokyo ve Hong Kong için fiyatlar için ne söylersin? Ya valla açıkçası Eda şunu söyleyeyim, bunu üzülerek söyleyeceğim bir Türk vatandaşı olarak. Yani Tokyo bile, Hong Kong bile ki bunlar hani dünyanın en pahalı şehirler sıralamasında her zaman üst sıralarda olan kentlerdir. Gerçekten uygun. Açık söylemek gerekirse bugün işte görüyoruz sen de yeni geldin oralardan. Bodrum'da, Çeşme'de, Güney'de, Ege'de fiyatlar, tabii. Gelen fiyatları gidip görüyoruz veya giden arkadaşlardan duyuyoruz. Sosyal medyada paylaşılıyor. Hani hakikaten örneklerle gideyim. Ha, bu arada ekrana evet şimdi tam da bunu konuşurken bir menü geldi. Şu an çok yakından göremiyorum ama şu menüyü hatırlıyorum. Çünkü Tokyo'da bir menüydü bu. Tokyo'da gittiğimiz güzel de bir restoranda bir menüydü. Orada yediğim yemeği zannediyorum böyle bir... Noodle'lı bir şey almıştım. Noodle üstü böyle bir balık, tempuralı bir şey almıştım. 280-300 TL civarında ki ortalama hep genelde yani şöyle arkamızda söyleyeyim. Arkamızda da varmış. Arkamızda da var evet aynen. 1330 yen gibi işte 3 aşağı 5 yukarı 300-320 TL olarak o aralıkta aslında fiyatlar. Yani hani yediğim en pahalı yemek. 300 lira mıydı yediğin yediğim en pahalı yemek? Yani hani 500 TL vermişsem eğer çok pahalı verdim diyordum. Öyle o düşün. Kadar. Öyle söyleyeyim ben. Hakikaten. Gayet iyi yani. Yani çünkü Türkiye'de şu anda şu an bir içeceği yok oraya alıyorsun. Olarak evet insanların en fazla sorduğu soru Uzak Doğu çok pahalı değil mi sorusu. Değil. Açıkçası değil. Yani hani İstanbul ve Türkiye'nin diğer illeri, Güney ve Ege illeri o kadar çok pahalı ki artık ne yazık ki. Tokyo ve Seul hakikaten çok uygun. Yani yeme içme konusunda, otel konusunda hiçbir böyle insanlarda pahalı mı kaygısı olmasına gerek yok. Ne yazık ki şu an Türkiye'de tatil yapmak daha pahalı. Pahalı, kesinlikle daha pahalı. Bodrum'dan evet. Yeni gelmiş bir insan olarak evet. Söyleyebilirim. Şu yanda da bu arada şimdi dikkatimi çekti. O da bir şehir efsanesi değilmiş Eda, onu da söyleyeyim. 4 rakamı hakikaten Seul'de ve Tokyo'da bazı asansörlerde, onu özellikle girip kontrol ettim. Bu kaldığım otelin asansörüydü. Ondan sonra birkaç binaya daha girdim. 4 rakamının uğursuz, o da şundan dolayı Çince'de karakter olarak yani 4 rakamının söylenişiyle ölüm, death kelimesinin şeyi benzer. Çok çağrıştırıyor o yüzden karakterin. 4 yok mu? O yüzden 4 yok. Ben onu hep böyle acaba ya gerçekten şehir efsanesi mi falan diye düşünürdüm. Hep Japonya ve Güney Kore için söylenir o. Gerçekten de burada da görüldüğü üzere. Dördüncü kat iptal mi ediyorlar? Dördüncü kat iptal değil. Sadece dörde dört demiyorsun. Hani öyle düşün. Yani o kat var ama. Dört demiyorsun. Dört değil. Beşinci kat orası gibi hani falan. Böyle dört rakamı yok bazı yerlerde. Özellikle binalara girip kontrol ettim. Çok farklı bir kültür tabii onların kültürü. Hani oraların kültürü farklı. O yüzden o da böyle enteresan notlarım arasındaydı gerçekten. O bayağı enteresan. Evet, dört rakamının olmaması. Zamanımız İlginçtir. Doğmuş bu öyle arada. Mi? Son olarak notların var mıdır altını çizmek isteyeceklerin? Yani yazımı da paylaşacağım bir iki gün sonra. Hani Türkiye'den özellikle dediğim gibi yani böyle Uzak Doğu'yla alakalı kaygısı olan, kafasında soru işareti olan hem kültürel uzaklık, hem coğrafi uzaklık, hem fiyat olarak açıkçası gayet uygun, güzel, insanca, insana değer verilen yerlerde özellikle bunu Tokyo için söyleyeceğim. Gerçekten insana değerin çok farklı bir seviyesini görüp geldim. Böyle güzel, insanca bir tatil yapıp gelmek için çok güzel yerler, çok güzel şehirler gidip görülmesinde fayda var. Dediğim gibi Twitter'dan da, yazımdan da zaten ayrıntıları paylaşmıştım. Bana da bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Ben burada teşekkür da anlatmış ederim. Oldum. İzlenimlerin için ağzına sağlık, yüreğine teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Feyza Gümüşlüoğlu bizlerleydi, gazeteci. Burada noktalıyoruz. Yarın tekrar karşınızdayım.